Türkiye çok kötü bir şey yaşadı arkadaşlar. Çok büyük bir deprem geçirdik. Ee, hala kurtarma ekipleri devam ediyor kurtarma çalışmalarına. Birçok insan çıkarılmayı başarıldı ama birçok insan hala içeride, yardım bekliyor. Ee, çok zor durumlar, ee, farkındayız. Yine de insanların morale, motivasyona ve eğlenmeye ihtiyacı var. Bunun da farkındayım. Yayınlarda zaten bundan bolca bahsettik. O yüzden eğlendirmek amaçlı hala buradayım. Ama bir yandan sorumluluk sahibi olmanızı da istiyorum. Bu da çok önemli. Kanalımıza birçok yardım eden, işte bağış atan, abone olan, katılan, YouTube'dan katıl yapan birçok arkadaşımız var. Onlardan ricam bu dönemde en azından yorumlarda benim yazdığım yorumda zaten nereye ne mesaj atmanız gerektiği ya da hangi sitelere bağış yapabileceğiniz yazıyor. Ah Papa, Kızılay'a, ondan sonra Afada yardımlarınızı yapabilirsiniz. Yaparsanız çok güzel olur. En azından biz elimizden geleni yapmış oluruz. Çünkü baktığınız zaman siyasi bir şeye çok girmek istemem. İstemiyorum açıkçası burada siyasi şeyler konuşmak ama. Baktığınız zaman 99'dan beri alınan deprem vergileri, zorunlu deprem sigortaları çok da işe yaramıyor sanki. Yani müteahhit ülkesiyiz, Türkiye bir müteahhit ülkesi ama müteahhit demeye bin şahitsizler gerçekten. Yani ne planlı yapılıyor işler, ne düzgün yapılıyor. Yani eski bina duruyor, yeni yapılmış bina yıkılıyor. Gerçekten büyük bir rezillik. Hani böyle çok sınırlarda konuşuyorum sınırları geçmeden konuşuyorum. Çünkü sınırları geçersek bir şaka var biliyorsunuz yani komik olduğunu söylüyor insanlar ama bence komik değil. Silivri soğuktur şakası. Gerçekten komik değil yani. O yüzden sessiz kalacağım. Lütfen e, yorumlarda bulunan e, adreslere yardımlarınızı yapın. E, siz de birazcık katkıda bulunmuş olun. Şimdiden teşekkür ederim. Hadi videomuza geçelim efendim. Evet, merhabalar. Ben Hata kimde <laughs> öyle söylemek zorundayım artık hata kimde demek zorundayım kendime çünkü ilginç işler arkadaşlar biliyorsunuz hata kimde serimiz çok güzel gidiyor ee, çok da eğlenceli de gidiyor ee, bakalım en son hata kimde de hangi videoda kalmışız ee, oradan devam edelim ee, birçok video gelmiş bu arada o sırada <laughs> gerçekten çok fazla video gelmiş bu sefer herhalde bir yarım saatlik bir video bizleri bekliyor arkadaşlar kesip biçebildiğim kadar kesip biçeceğim ee, ilk videomuzla başlayalım efendim. <laughs> Tabi video açılırsa <laughs> Video neden açılmıyor Video streamable'dan Gelmiş galiba streamable sitesini açalım Ya direkt uğraşmayalım Hadi bakalım Arkadan müzik açıkmış benim Hızlıca bakıyoruz efendim ee, Bunu izlemiştik sanki ya Ben bunu hatırlıyorum Bunu hatırlıyorum Bunun daha detaylı bir videosu mu gelmiş Ferrari çok içe kapanıp Alfa Tauri'ye Spin attırmış evet. Detaylı bir videosu gelmiş anladığım kadarıyla bunun. Bunu zaten izlemiştik aslında. E, detaylı bir videosu gelmiş anladığım kadarıyla. Sonracığıma. Usta bize ne oldu usta? Yoksa burayı da mı izlemiştim ya? Dur bakayım. İzlediğim seriyi tekrar mı yapıyorum ya? Yok izlediğimi zannetmiyorum bunu ya. Ay çok güzel refleksler, çok güzel refleksler. Tebrik ederim seveyici burada. Uy, arkadan ufak dokunma. Sezer ünlü var lobide. ve Doğan'ın spindi görüyoruz. Çok ince, ko çok ince hareketlerle kendini kurtarmış ama arkadan rüzgar maalesef e, çok dikkatsiz davranmış ve ufak bir dokunmayla spini attırmış açıkçası gördüğüm kadarıyla seveyce. Çok geçmiş olsun seveyce. Sevec böyle yakar topu gibi böyle top gibi böyle sağdan sola sektirilmiş gibi bir durum var. Çok geçmiş olsun Seveç'im çok geçmiş olsun. Biraz rüzgarda hata olduğunu düşünüyorum rüzgarda kabul ediyordur zaten. Diğer arkadaşlarımız da ee, ufak tefek spinler şunlar bunlar ama Sevec çok güzel kurtulmuş aralarından. E, 0-0 saniye ile önde bitirsin ama ekstra 2 saniye cezan vardır hadi bakalım. Nasıl bir 2 saniye ceza bu acaba? Seveci kanalını açtım yanlışlıkla. Seveci kanalında buradan gidebilirsiniz arkadaşlar. Hamza burada spin atmış ve benim sesimi duyuyoruz galiba. Aynen. Ben yayındayım o sırada. Rainor'la konuşuyorum bak Halil'le birlikte yapıyorum o yayını. Çok sıkılmışım demek ki hemen Halil'i çekmişim yani Halil'i severim. Bir tanecik moderatörüm. Açmak istersen uğraş, uğraşmak istemezsen şey yapma. Ama şey var zaten bizde ya. Hesap hesabın böyle iki haftalık mı üç haftalık mı olması gerekiyor diye öyle bir ayar yapmıştık hatırlıyor musun? Aynen. Böyle yeni açılan hesapla gelemiyorlar. Rainbow Kahin şey, bak. Rüzgar geldi. Eski hesabıyla gelmiş. Rüzgar Kahin. Buraları hızlı sarmış anladığım kadarıyla. Şu an çok pahalı tabi de. Burada finish'e doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Burada çok fazla bir olay olmuyor anladığım <laughs> kadarıyla. Safir'le birlikte dönüyorlar virajı. Safir hafif dışarıya ettirmiş. Bu gayet okey. Okay. Racing stunt <laughs> denir. <gülüyor> 2 saniye cezası var ama Safir'in 4 saniye cezası var. <laughs> Safir önde bitirmiş. 009 saliseyle ama 2 saniye ekstra cezası varmış Svc'ye göre. O yüzden de arkada bitirmiş. Ben de onların önünde bitirmişim arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. <laughs> Ee, ayna icat edilmeden önce F1. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ayna icatından önce. <laughs> öyle ya. F1, rahat ol. niye ayarlıyorsun acaba Sezer Bey? Sezer yayında hala. İlk onun kanka, mı? Allah. Bu ne yapar ya? Bu ne yapar ya? <laughs> Bak bir de edit yapmış, üşenmemiş. Abi önceliği geri almaya çalışıyor bu arada. Bence sorun yok burada yani o kadar. Önde olduğu için yani yarış şeyi çizgisinin hakkı onu da biraz bilerek yapmış ne biraz, yapayım, biraz yapayım, yani. Ne ama tam ölümcül hareket kesinlikle farkındayım ne yani. Ne Bence ne yapayım, ön taraf hatalı ama şey olarak baktığınız zaman reysiz diye geçer böyle şeyler hep. Arkada olanın dikkat etmesi gereken durumdur ki sen de arkada olarak e, dikkat etmişsin bu duruma yani. <laughs> Edit de çok komik olmuş. İnşallah telif yedirmezsin bana. Sesini kapatayım biraz. Hala bitmedi ya. Herkese yol verdin. Ve switch bekle. Hadi bakayım. Ah be. Çok dışarı açmışsın. Niko ile ufak bir dokunma temas iş. Hiç... Niko ne yapıyorsun kardeşim yani bir önüne geçseydin adamın ya. <laughs> Çok tatlı bir edit olmuş ama. Yani müzikli halini şeyden sonra videodan sonra bir kez daha isteyeceğim ya. <laughs> Halit bakalım ne atmış bize? Bol bol benim sesim var arkada. Halit'in de bol bol direksiyon setinin sesi var arkadaşlar duyduğum kadarıyla. Oy burada ne olmuş diyorum. Muhtemelen ben de buralarda bir yerdeyim yani. Çok güzel. İçeriden devam et. Daha içeriden girebilirsiniz buraya bu arada arkadaşlar. Hani çizgi değil, çizginin daha içinden takip ederseniz e, daha fazla süre kazanıyorsunuz. Bilginiz olsun. Her zaman çizgi en hızlı yolu göstermiyor maalesef. Burada hata yapan birçok pilotu çok rahat bir şekilde. Aşırı relax bir şekilde. Bakın, yavaş olursanız kazanırız kastım bu aslında. Harit burada çok zorlamıyor. İlla geçeceğim diye kendini yırtmıyor Ve çok rahat geçişler yapıyor Önemli olan da buydu bu arada Tebrik ediyorum aleti burada soğukkanlılığından ötürü Asetto Corsa Kasap günlüğü hadi bakalım Hadi bakalım kasap günlüğü diyor Çizgimdeyim ee, sakince geliyorum Tamam gel <laughs> Bakalım ne olacak Ay kaza yapmış Bak kaza yapmış ya hemen dikkat ederim Selektör çaktın bu arada onu fark ettim İlginç. Kaza yaptığı için sinirlenip sana girmiyor aslında. Onu sana söyleyeyim. Bence öyle olmuyor. Bence şöyle oluyor. Ee, şimdi kaybettiği pozisyonu geri almak için geç fren yapmayı deniyor. Ama sen de o sırada onun önünden içeriye dalıyorsun burada hatalı olan gene arkası ama sinirlendiği için yapmıyor bu hareketi. onu söylemek istiyorum. Biraz empati kurun arkadaşlar. Az buçuk empati kurduğunuzda anlayabilirsiniz. Aslında kaybettiği pozisyonu geri almak için geç fren yapıyor bence burada arkadaşımız ama tam net bir şekilde söyleyemeyeceğim tabii. Adamın iç dünyasını bilmiyoruz ama bence öyle. Bu arada Viarla mı oynuyorsun abi? Bu kafa hareketleri ne böyle? <laughs> kafa hareketleri çok tatlı ince yani. <laughs> Assetto da vardı galiba. Virajı döndürürken falan kafayı o tarafa çeviriyordu. Assetto kasaplar 2. Hadi bakalım. Kasaplar burada da kasap mı? Yoksa burada da aslında başka bir durum mu var. Onu da inceleyelim. Çizgideyim ve geliyorum. Kasap olduğunu biliyorum. Hadi bakalım. Bilemeyiz yani kasap mı değil mi? Tabi her zaman karşı tarafın analizini yapın. Kişilik analizini. Kasapta çıkabiliyor çoğu insan. O yüzden dikkatli de davranın. <laughs> Ama üstüme kapanıyor. Hadi bakalım. Bir kez viraj değiştirme, bir kez çizgi değiştirme hakkı vardı. Sağdan sola geçti. Bir daha soldan sağa geçecek mi? Geçiyor hakikaten. Hop aman diyeyim. Çok tatlı ama güzel kurtarmışsın. Burada içeriden Allah Allah. Bu adam var ya içeriye girmek için çimlere, çalılara çıkacak. Senin önüne engel olmak için. Yani inanılmaz. Evet, ilginç bir şey. Yani bu, bu pozisyon ilginçmiş şey gerçekten. Çalılardan, çırpılardan mı geçecek? Geçiyorum ve banlanıyor. Banlanmamış da alt F4 atmış olabilir mi? Yani böyle ani ban atılabiliyor mu Asetto'da bilmiyorum. Ben böyle şeyler olduğunu bilmiyorum yani. Öyle bir şey varsa tabii. Melih Yılmaz Alaaddin Kaya temas. <laughs> Melih Yılmaz da Alaaddin Kaya'nın temasını izliyoruz arkadaşlar. O Alaaddin bu arada Haas kullanıyor. Bence Haas haklıdır arkadaşlar. Bence bu pozisyonda Haas haklıdır. Bana öyle geliyor. Hemen izleyelim. Ekmek çıkacak ekmek çıkacak Ekmek çıkacak ne ya hemen 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 ekmek çıkacak videosu Sen olabildiğince içeridesin Zaten körbün üstüne çıkacaksın burada Haas'ın e, En azından bir araçlık boşluk bırakacak şekilde gelmesi gerekiyor ama a, Anladığım kadarıyla Haas şu an Körbün üstünü zaten kendine hedef almış O yüzden burada kaza çıkma ihtimali Yardım. çok çok yüksek Evet Tam tahmin ettiğimiz gibi. Zaten körbün üstündesiniz. Zaten gidecek daha yerin kalmamış. Burada Haas'ın daha dışarıda olması daha bekleniyordu. Büyük bir hatayla. Küfür Ama küfür etme kankacım. <laughs> Üzüğünü kapatalım komple. Ee, olay bu kadar basit. Aslında baktığın zaman e, çok net bir şekilde e, görünebiliyor durum. Sıradaki videoya geçelim arkadaşlar hemen hızlıca. Oy ençeriyi kapatmış. Should bir black flag diyerek de birisi geliyor galiba oradan. Çok güzel bir geçiş be. Yiğit'ten tebrik edin. Oy. Bak şimdi Yiğit'in burada amacını söyleyeyim mi sana? Yiğit burada önceliği çoktan almış tamam mı? Yiğitten önce yavaşlaman gerekiyor zaten senin. Ya da en dışa atıp tekrardan çizginde dönmen gerekiyor. Artık nasıl karar vereceksen ama içten dönüyorsan Yiğit'e uymak zorundasın. Yiğit de frenaj noktasında frene yapıyor. Aynı zamanda senin de önüne geçme hakkı var. Sonuçta e, çizgisini tekrar belirleyebilir seni geçtikten sonra. Sen çizgini nasıl onun önüne doğru kaydırdıysan o da şu an senin önüne kay kaydırıyor. Çok basit bir hamle olduğunu düşünüyorum. Ve frenaj noktasında bu gerçekleşiyor. Senin de çoktan frene abanmış olman lazımdı bence. Sen geç frenle onu tekrardan geçmeye hedeflediğin için böyle bir şey yapmışsın anladığım kadarıyla. Bence burada hatalı olan maalesef sensin burucum Çok özür dileyerek söylem Benim bakış açımdan onu tekrar tırnak altından çizeyim arkadaşlar. Ne bir kural ne bir kanun ne de başka bir şeyden bahsediyorum. Kendi bakış açımla etik olan şeyden kendi kendime e, kendi doğrularımla <laughs> ortaya koymaya çalışıyorum. çok fazla dışarıda. <laughs> Burada Mustafa onu söyleyebilirim. Çok fazla dışarıda. Biraz daha içeri dalabilir ve senin olduğun için temas etmemek için biraz daha yavaş gelmesi lazım aslında. Yavaşlayarak gelmesi lazım ama o daha da gaza basarak gelmiş. O da hani dışa açmasına sebep oluyor. Burada çok fazla gaza basarak gelmemeliydi ki kaza yapmayın. Oha. Oha diyerek de bitirmiş. Melih Can'ın videolarında bundan sonra sesi kapatacağım. Öyle gözüküyor sesi kapattım Melihcan'ın videolarında. <laughs> Buradaki pozisyonu hızlıca bekliyorum. Çok güzel bir Red Bull'a Geçit geliyor galiba. Silverstone'u seviyorum abi. Bu yüzden seviyorum Silverstone'u. Ay ufak bir temas. Race incident. Tamamen zaten Red Bull suçlu. Kendi kendine dışarıya uçuyor. E, burada senin bir suçun olduğunu düşünmüyorum ben. Zaten en dıştasın. Daha da gidecek bir yerin yok. E, o sana doğru geliyor sonuçta. Mustafa ile bir temastan mı yaşadınız? E, buradaki 3 saniyeni bence sildirebilirsin. Sonuçta şuraya baktığınız zaman e, rakibin seni dışarıya doğru itiyor. Senin dışarıya doğru çıkacak bir yerin yok yani. Rakibin seni içeriye doğru körbün üstüne doğru itmiş. O yüzden bence 3 saniye cezan silinebilir. Bana kalırsa silinirdi yani. Sen de onu dışarıya doğru itmişsin ama çok itmişsin sanırım biraz. Yani şeyi böyle körüklemek bu. Hani bir rakip seni dışarıya doğru itti diye sen de onu dışarıya doğru ittirerek işte bunu körüklüyorsun abi. Bu 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 aslında pist üzerinde kavga ediyorsunuz. başka bir şey değil. bir anlamı yok bunun yani. Bu yaptığınızın herhangi bir açıklaması da yok abi. Bu kesinlikle ikiniz tarafından da tasvif etmedim. Ben ikinize de ceza verirdim abi. Bir dahaki sıralamaya katılmayın derdim yani. Kesinlikle derdim böyle bir şey gerçekleşseydi. Pist üzerindeki kavgalara da karşıyız çünkü. Bakalım Melihcan Evren'le nasıl bir olay yaşamış. Evren'le bu pinkten gerçekleşmiş olduğunu düşünüyorum. Ee, evren'in ekranında bence Evren'e sen vuruyorsundur. Ama burada herhangi bir temas yok. Ee, bu pinkten dolayı bazen gerçekleşebiliyor. Ee, Birçok arkadaşımızın başına geliyor böyle şeyler. Normal olarak karşılıyorum. Geçmiş olsun diyelim. Burada sert bir fren. Yine Mustafa olsaydı artık kriz geçirirdim yemin ediyorum. Artık savaşmayın derdim yani. Burada bir şey yok bu arada. Bunlar normal şeyler. Ufak tefek temaslar olur yarış esnasında. Bakalım ne olacak? Merakla bekliyorum olacak pozisyonu. Muhtemelen burada bir spin mipin bir şeyler gelecek diye tahmin ettim. Allah Allah. Arkadan ufak temaslar. Kaza geliyordu az daha. Yani. Burada sen biraz çizgini kaybediyorsun. Anladığım kadarıyla. O yüzden yavaşlamak zorunda ve frene asılmak zorunda kalıyorsun. Frene asıldığın anda da arkadan gelen pilotlar aynı tepkiyi veremediği için ufak tefek temaslar yaşanıyor. Buna da race incident derdim ben. Geçerdim direkt öyle söyleyeyim. Bu pozisyona bakalım. Çok dışarı açmışsın. Burada aslında daha içeride olman lazım. Bence dışarıda biraz boşluk bırakman lazım. Ama ikiniz de, ikiniz de normal gidiyorsunuz. Öyle bir absürt bir durum yok yani. Ay bu bir, bu bir, burada bir yanlış var ya. Bu, bu, bu çizgisine doğru geliyor ama çizgi önceliği zaten sende. Sen öndesin aslında şu pozisyonda. Şuradayken sen öndesin. Aynadan zaten görebiliyoruz adamın aracını. Çok hızlı bir şekilde çizgiye geliyor. Bence yanlış hatalı bir hamle olmuş. Bence burada biraz daha dikkatli olması lazımmış bu pilotun. Onu söyleyebilirim. Buraya bakalım. Sesi kısman tavsiye edilir abi fazla çıkmış ses. okey şöyle azıcık kısalım. Eee, bu ne? Bu ne? Bu ne? Dışarı içeriye doğru atak yapmak istiyor Mercedes Pilotu ama aşırı yağmur var ve köprünün içine geliyoruz. Köprüde her şey yok okay ya abi. Köprüde zaten su yok, yağmur suyu yok. O yüzden köprüde yol tutuyor diyelim. Tamam köprüden çıkar çıkmaz tekrar sola girdiğin için burada bir yol tutuş kaybı yaşamaya başlıyorsun. Sonrası da malumunuz kazalar 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 büyük kazayında Red Bull falan e, pert olmuş maalesef onu söyleyebilirim. Böyle olmuş bence öyle gerçekleşmiş olan olaylar. Bir de single player'da gerçekleşmiş bu olay çok geçmiş olsun. Halit'ten bir video gelmiş Halit kardeşimizin videosuna hemen bakalım. Bu yine benim Robin mi acaba diye merak ettim şu an. Hep tanıdığımız isimler var çünkü. Allah Allah. A Kardeşim ne kadar güzel sevlemişsin Bu arada Kartal abinin sesini duyuyorum arkada. Kartal abinin duysa anlaşılmıştır. Kartal abi de sevgilerimizi yolluyor. Çok güzel çok güzel kurtarmış. Çok güzel kurtarmış bu arada. Gerçekten tebrik ediyorum bu noktada Halit'i de. Ee, nice bro'cum. İşte böyle ya İşte bu ya. Benim gibi kurtarım böyle. Kartal abi sunuyor bir yandan onu dinleyelim sonra anlatalım <laughs> Şeye benzedi bu ee, Bir tane GT yarışında GT üst üste biniyor ya <laughs> öyle bir pozisyon oldu orada Herkes bir üst üste bindi Halit sağlam kalmaya çalışmış. Ee, çok anlayışla karşılıyorum. Bu çok mantıklı. Sağ bir Ghosting mi açık bu lobide? Kartal abi ghosting'i kapat abi. Gözünü seveyim ya. Ghosting'i kapat da şurada bir kazaları devam izleyelim böyle. Hani vurana vursunlar anladın mı? Aa güzel. Güzel. Yani şanslı gitmiş öyle söyleyeyim. Ghosting açık olduğu için hayatta kalmışsın Halit. Yani Ghosting açık olduğu için hayatta kalmışsın. Çok fazla yorum yapamayacağım bu kaza sahnesine. McQueen bir de var ya hani e, çıkıp dil çıkarıyor. <laughs> Aynı pozisyon iki farklı pov. Arkadaş böyle bir şey olmadığını ve usulsüz e, davrandığını söyledi. E, değerlendirsen sevinirim. Aynı pozisyon iki farklı pov. iki farklı kamera açısından izleyeceğiz. E, direkt onların e, gaz pedallarını falan görebileceğiz ve arkadaş böyle bir şey olmadığını demiş ve Kemal'in de usulsüz davrandığını söylemiş. Bakalım burada nasıl gerçekleşmiş olay. Merak ediyorum şu an. Şimdi önce Cem'den mi izliyoruz? Yok. K22 ataktan izliyoruz önce pozisyonu. K22 atak Kemal abiydi zaten. Tamam. Temiz bir temiz bir geçiş bu. Benim gördüğüm kadarıyla çok temiz. Ee, alfa pilotu da çok dikkatli bir şekilde ilerlemiş ve temiz bir geçiş olmuş. Bakalım Alfa'dan izleyelim bir de. Çok merak ettim nasıl gerçekleşiyor olay. Çok ilginç bir şey olacak gibi duruyor yani çünkü gün sonunda biraz daha ileri sarabiliriz şuraya kadar. Tamam, içeriye girmiş. Yine Alfa aynı şekilde içeriye girmiş. Frenlemiş. Geç frenle iç pozisyondan almış. Ama burada bir şey yok. Usulsüzlük görmüyorum burada. Ee, şöyle. Bak tam şurada alfanın yapmak istediği şeyi söyleyeceğim size. Burada Kemal'in tamam mı? Geç fren yaptığını görüyor alfa pilotu. Ee, çok haklı olarak görüyor bunu. Ve bunu değerlendirmek istiyor geç freni. Geç fren yaparsanız ne olur virajın dışına doğru taşarsınız. Gerçek hayatta normalde. Oyunda da dahil. Alfa pilotu da ben de fazla yavaşlayayım ee, o dışarı taştığı zaman içeriği alayım diye düşünüyor ve e, pozisyon böyle gerçekleşiyor bence. Benim anladığım kadarıyla burada usulsüz bir şey yok kesinlikle. Geç frenle e, ataklar yapılıyor genelde. E, tabii bu kadar gerideyken geç fren yapmak e, Kemal için biraz uygunsuz olmuş. Bayağı arka aynadayken. Gerçi yanına geliyor, geçiyor ondan sonra fren yapıyor. Bak neredeyse yan yanalarken freni yapıyor. Monza'da ilk viraj her zaman sıkıntıdır. Biraz Alfa çok fazla fren yapmış bu arada. Bak Alfa'nın frenine bakarsanız fren yapmaya başladıktan sonra her yer yeşil abi. Yeşildeyken frene basıyor. Hani Kemal burada aslında geç fren de yapmıyor. Normal frenaj yaparak yanına geliyor. Burada Alfa pilotunun yaptığı şey fazla frenlemek olmuş. O yüzden böyle bir şey gerçekleşmiş. Onu söyleyebilirim. Ama e, güzel pozisyon olmuş. Kötü bir pozisyon değil. Usulsüzlük yok bence. E, karşılıklı olarak rızayla pozisyon verilmiş. Öyle söyleyeyim. <laughs> Alfa da çok rahat bir şekilde o pozisyonda üstte kalabilirmiş. E, o da normal bir şekilde fren yapsaymış. O an ekstra ekstra fren yapmış. O yüzden bu kadar e, geriye düşmüş. F1 2000... Beşten bir görüntü arkadaşlar, hesap makinesiyle çekilmiştir görüntü kusura bakmayın bu arada arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? E, tamam. Tamam. Burada dışarıdan atak yapmayı denerken dışarıyı kapatıyor viraj içindeyken kim kapatıyorsa artık online'sa öyle söyleyeyim. Hatalı bir hamle ama zaten ceza olarak dışarıya uçuyor ve sen de içeriden muhteşem bir geçişi tamamlıyorsun. Geçmiş olsun Buracığım ellerine sağlık. F1 kaç bu? 2003 mü? Verstappen nasıl kazanıyor merak edenler için. <laughs> ya bunu diyemezsin abi bunu diyemem. Verstappen nasıl kazanıyor merak edenler için diyerek önde büyük bir kaos oluşturacaksın şimdi kesin. Çeko. Çeko burada Hamilton'ı çok yavaşlatıyor ve Verstappen geçiyor. <laughs> 2021 Bahreyn arkadaş şey Abu Dhabi arkadaşlar 2021 <laughs> 2021 Abu Dhabi yemin <laughs> ay, ay güzel güzel arada böyle meme tadında da atabilirsiniz yani ne <laughs> güzelmiş abi ee, bakalım Alfa Tauri nasıl bir olay yaşıyor o oh, çok kaymış çok kaymış Verstappen gibi kurtarabilecek mi acaba Oy, oy 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 bayılıyorum. Şöyle hamleler yaptığınızda var ya içimin yağları eriyor. Çok güzel ya. Çok güzel ya. Çok güzel kurtarmışsın brocum Eski kliplerden bir şeyler atmış bakalım. Allah. O ne ya? Karamele sepeti mi? Kanka karameli sepeti diyemezsin kanka. Takla atmışsın. <laughs> Zonun kazası gibi değil mi? Zonun kazası gibi gerçekleşmiş. Sezer abi hata kimde 5 için video attım. Daha var demiş. Eyvallah bro. Hemen bakalım hata kimde. Burada Alfa Tauri çok bariz bir şekilde çok fazla içeriye giriyor. Bir anda içeriye girmeye başlıyor ve Ferrari'ye çarpıyor. Aslında e, burada Alfa Tauri'de suç var benim gördüğüm kadarıyla tabii ki. Burada bir Red Bull. 2000 yine onlardan bir görüntü galiba. 2018'ler halının olmadığı zamanlardan. Çok ince bir geçiş bu arada. Refleks muhteşem. Refleks muhteşem abi. Burada duran bir araç var. El kaldırıyor bu arada. Eskiden böyle el kaldırma animasyonları mı varmış ya? Çok ilginç. Burada farklı bir görüş açısından da mı aynı pozisyonu verdim? Yo. Oy. Oy. Niye duruyormuş orada o pilot ya? O da çok garip yani. Bir numaralı Haas ile Kensei Dorifto. Severim. Bu Haas kasasını severim. Oy nasıl giriş o? O nasıl giriş o? Ne yapıyorsun bro? Bu, bu bir mod falan mı ya? Beni kandırıyorsunuz değil mi? Gerçekten böyle bir şey olamaz abi. Gerçekten yani. Terazi lastik cimnastik. <laughs> Arkada müzik vardı. Sen uğraşma ben kıstım. Bir tanesin bro. Teşekkür ederim. Al bakalım ne yapacak sayın legend pilot. En iyi safety car bitirişi. Uf, orada bir kaza oldu. Orada bir şeyler oldu. Herkes yavaşladı safety car'da kazalar yüzünden ve Legend bundan istifade ederek Altıncılığa kadar yükseldi ama Hakan'la birlikte yükseldiler derken Hakan da kazaya karıştı ve Hakan da geçti ilk 3'e falan girdi adam ya. Helal olsun. Nice ama anla ki yani hani diğerlerinin başına çok ciddi şeyler gelmiş. Aslında senin hızlı olduğun için değil Legend sadece yani. Sadece diyorum çünkü sen de hızlısın biliyoruz. Bilgisayardan çekemedim böyle bir idare et abi. Estağfurullah kardeşim biz hesap makinelerine alıştık. Ama hiçbir şey görünmedi ki kanka bu videoda. Çok güzel bir dıştan geçiş anladığım kadarıyla ama hiçbir şey gözükmedi videoda. Sen olsan bari mi? Sen olsan bari. Telif yemedi. 7 saniye geçmedi sonuçta. Ah çime bastı yavrum. Güzel kurtarmış. Güzel save arkadaşlar. Güzel save. Böyle kurtarın abi. Fan sesleri olur ya sıkıntı yok. Kim bu virajı yaptı demiş. Burada çıkıştaki körbe kesinlikle basmamanız lazım abi. Kesinlikle basmamanız lazım. Çıkıştaki kör çok büyük sıkıntı. Toprakçım ben videoları indirmiyorum bu arada. O konuda kesin en fikre sahibim. E, i̇stiyorsanız arkadaşlar hepinize duyuru olmuş olsun. Streamable veya YouTube'a yükleyebilirsiniz. Liste dışı olarak da yükleyebilirsiniz. Buraya linkini attığınızda izleyebilelim yeter. İndirme indirme kesinlikle kabul etmiyorum abi. Umarım videoyu izlediğin zaman 4K işlenmiş olur. İşlenmiştir kanka işlenmiştir ya. Dur bakalım işlenmiş mi? İşlenmiş kanka al 4K izleyelim diyor. Güzel kalkış. Oy oy. 4-5 pilotu geçi verdi bir anda. Helal olsun Legend'a. Nice bu arada. Çok güzel bir başlangıç Legend için. Eurojun orada bir de kaza çıkarsa bundan da istifade edersin derken Kaza gerçekleşti. Burada bir pilot içeriye uçsa. Yok uçmadı tamam. O kadar abartmayalım. RSA'yı MRS'i bastım bir anda. Basmayan da geç. RSA basmadan ilerliyor bu arada. Şu an. Nice. Nice. Çok güzel start. Çok güzel start abi. Çok tebrik ederim. Harika start. Sezer abi yapmış olabilir. Spin attırıyor ya. Hemen bana yıkın tabi. <laughs> Korkudan altıma yaptım. Neyse ki iyi atlattık. <laughs> Sonraki tuvalet işini mi... <laughs> Tamam devam edelim. Yine bir hesap makinesi görüntüsü bu arada. Ay! O ne? Kameranın üstünden geçiyor adam. Adam şurada bir yerde de kameranın üstünden geçiyor. Bu ne abi? Ghost'a mı dönüşmüş? Ama burada ghost'a dönüşmüş kanka. Ghost'a dönüşmese gene kaza çarparsın Ama adam Ghost'a dönüşmüş abi Ghost'a dönüşmüş baksana Anladığım kadarıyla Ghost yani <laughs> Arkadaşlar Ghost'a dönüşmemiş bu arada Arkadaki adam ona vurdu Ne kadar şanslısın <laughs> Dünyanın en şanslı adamı falan olmalısın Gerçekten yani Dünyanın en şanslı adamı olmalısın Sevas Gerçekten onu söyleyebilirim kardeşim Dünyanın en şanslı adamısın Jump <laughs> gibi üstüne atlayı vermiş adam ya. <laughs> Starttan 20'den 8'e demiş. Xbox'tan bir görüntü atmış Pachowski. Hemen açalım kardeşim. <laughs> Oy, çok sesli, çok sesli, çok sesli. Herkes niye duruyor abi? Bir dakika, herkes niye duruyor? Böyle bir geç kalkıyor herkes. Fark ettiniz mi onu? Herkes bir geç kalkıyor. Refleksler sıfır abi. Burada bir de en dışa atarsın. En dışa at. En dışa at gazlamaya devam et. En dışa at. Korkma. E, koza seçti oluyor. Bas 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 bas. Taktik veriyorum sanki yaşanmamış gibi. Sanki daha yeni yaşanıyor. Büyük kaza. Ersin 32 mi o? Ay ay ghosting açık olmasa öldün mesela şu an. O yüzden ben ghosting kapalı seviyorum abi birden 8'e harbiden güzel yükselmişsin kardeşim. Ellerine sağlık ama keşke ghosting kapalı olsaymış da çarpsaymışsın. <laughs> Yine deliğinden geçeyiz. Mazaristan GP. Ben, biz bu tarz bir şey daha izlemiştik Silverstone'da senin için. Aa niye izleyemiyorum? Dur bakayım. Dur bakayım. Şuna basmıştım. Böyle yapmıştım. Bu içerik özeldir. Zaten arkadaş mısınız? Bu kişiye ait içeriği görüntülemek için oturmuş. Yani bunu yapamazsın Aliyan bana bunu yapamazsın. <laughs> i̇zleyemedim abi izleyemedim ya. Bir oturum açmayı denerim de yani hiç alakası yoktur diye düşünüyorum. Bir deneyelim ama yani. Burayı keselim muhtemelen. Yok bu içerik özel. Bana da özel. Bana da mı özel kardeşim? He Aliyan. Bana da mı özel? Gözünü sevdim. Neyse arkadaşlar. Güzel video oldu bence. 30 dakikayı da geçmişiz neredeyse. Bence ideal bir uzunluk oldu. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için efendim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Şöyle bir finish bayrağı da atıyorum nerede kaldığımı görmek için. Şimdilik kendinize iyi bakın yine yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.